Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İnşallah her şey gönlünüzcedir. Bir uzun bayram tatili yaptık ve mantık derslerimize kaldığımız yerden inşallah devam etmeye çalışacağım. Hatırlayacağınız üzere tanım ve tarif üzerinde duruyorduk ve tanım ve tarifin ne kadar önemli olduğuna dikkatlerinizi çekmiştim. Bugün tarif konusunun resim bölümünden devam edeceğiz inşallah. Fakat burada konuya girerken bir hususa da yine dikkatlerinizi istirham etmek istiyorum. Tabii bu arada ekranımızı açalım, kaldığımız yeri görelim, onların üzerinden konuşalım. Gördüğünüz üzere tanımlar konusunu, hat konusunu bitirmiştik ve resim konusuna geldik. Burada bir hususu ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum konunun önemine binaen. Mantığın en önemli konularından birisidir tarif konusu. Tarif konusunu önemli kılan husus ise özellikle akademik çalışma yapan bilim insanlarının mutlaka bu konuyu çok iyi anlamış olmaları, kavramış olmalarının gerektiğidir. Bu bir gerekliliktir. Akademik bir gerekliliktir. Bilimsel bir gerekliliktir. Çünkü her bir ilim dalı mutlaka ıstılahlar üzerine oturur. Istılahı olmayan bir ilim dalından, ıstılah olmadan bir ilkeden, usul ve metodolojiden söz edemeyiz. Dolayısıyla birbirlerini doğrudan ilgilendirmeleri bakımından ıstılah, ilke ve yöntem, metodoloji ve bir yöntemin sonucu olarak ilim alanından, ilimden söz ediyoruz. Böylece özellikle ıstılahların karşılıklarını, içeriklerini, muhtevalarını belirlemede tanım konusuna, tarif konusuna hakimiyet son derece önemlidir. Bu yapacağımız dersler ve bugün üzerinde duracağımız konu bir kez daha mevzunun ne kadar önemli olduğunu gösterecek ki bu yönüyle siz değerli öğrencilerimden ve konuya ilgi duyan izleyicilerimizden tarif konusunu mutlaka lafızlarla birlikte ve küllilerle birlikte çok iyi hazmederek dinlemeleri ve konuya devam etmeleri gerekmektedir. Hemen hatırlayalım, tarif 4 bölümden oluşmaktaydı. Hattı tam, hattı nakıs, ikisini de gördük. 3, resmi tam, 4, aşağıda görüyorsunuz, resmi nakıs. Sonra bunun tetimlerinin üzerinde duracağız. Çünkü bu konular üzerinde ayrıntılar var, onların üzerinde durmamız gerekiyor. Evet, resmi tam olarak, üçüncü resmi tam ne demek? Onun üzerinde duralım ve bunu anlayalım. Öncelikle mantıkta neden bir hat var? Bunu konuşmuştuk, hat sözcüğünü. Bu sınır çizmekti, sınır belirlemekti. Sınır belirlemenin son derece önemi vardı. Çünkü sınır belirlediğimizde bir çerçeve çiziyorduk. Mesela şöyle bir çerçeve çizelim ve bu çerçevenin hat olduğunu söylüyoruz. Şimdi bu hat birazdan da tanımın şartlarında yeniden üzerinde duracağımız üzere aslında bu daire, bu çember, bu sınır bir toplamadır. Yani cemdir. Bunun içine bir şeyler topluyoruz. Her cem dışarıda bir şeyleri bırakma anlamına gelir. Dışarıda da bir şeyleri engelliyoruz. Bu dairenin içine girmesini engelliyoruz. Buna da men diyoruz. İşte tanımın iki önemli koşulu olan cem ve men, birazdan da üzerinde duracağız, son derece önemliydi. İşte bu özellikleri taşımaları ve bu özellikleri beş tümelden zatilerle mi, arazilerle mi, hem zati hem arazilerle mi sağlıyor oluşuna ilişkin bir ayrım yapmış mantıkçılarımız. Ve karşımıza haddi tam ve haddi nakıs, resmi tam ve resmi nakıs diye 4 tane tarif unsuru çıkmış. Bunların hepsi de tariftir ve farklı içerikleri vardır. Peki neden bunun adı resimdir? Çünkü bu şekilde yapılan bir tarif bir tasvirdir.
bir tasvirdir. Aşağıda da göreceğimiz üzere tasvirdir ve tasvir her zaman tasdiki olana, yani objesel olana tekabül eder ve nesnel ve objesel olanı göstermesi bakımından önemlidir. Bunun için resimdir. Resm sözcüğünün seçilmesi mantıkçılar tarafından özellikle önemlidir. Çünkü bir gösterimdir. Bize bir şey gösterir. Mesela bunun da tam olanı ve nakıs olanı var. Neyle yaptığımızda bu tam bir tasvirdir, gösterimdir de neyle yaptığımızda eksik ve nakıs bir gösterimdir. Eksikliği ve tamlığı nerede gidiyor? Ne zaman tam diyoruz, ne zaman eksik diyoruz, bunları belirleme açısından son derece önemli bir konu bu konu. Peki tanımı görelim. وَهُوَ tarif. Bakın, resmi tam bir tariftir. Hepsinin üst başlığını tarif olarak belirlemiş diyorsunuz. Haddi tam, haddi nakıs, resmi tam, resmi nakıs. Bunun dördüne birden tarif denir. Üst başlık tariftir. Bu da bir tariftir. Nasıl bir tariftir? Bil cins vel hassa. Cins ile ve hassa ile yapılan efendim nedir? Bir tariftir. Buradaki cinsten maksat lamı tarifle kullandığı için cinsi karip demektir. Cinsi karip. Cinsi kariple ve hassa ile. Biliyorsunuz arazı has, arazı am vardı. Hassa yani nev'e özgü demektir. Nev'e özgü. Nev'e özgü olan hassayla, cinsi karip ve arazı hassayla. Ama ne oldu? Cinsi karip zatidir. Bakın, hassa arazidir. Dolayısıyla bir arazi girdi işin içine. İşin içine arazi girince olgusallık girer. Çünkü araz olgusala yöneliktir. Olgusaldır. Ve dolayısıyla tasvir ve resme dönüştü iş. Çünkü işin içine arazi girdi. Ke tarifil insani bi ennehu hayvanun. Bakın, insanı hayvan. Hayvan neydi? Cinsi garipti. Cinsi garip. Peki hayvan cinsi gariptir ve cins olması bakımından zati midir? Evet. Hayvanın lafzun bir lafızdır. Külli midir? Evet. Zati midir? Evet. Bunlar daha önce konuştuğumuz konular. Peki dahikun. Bakın, hayvanın dahikun. Dahik nedir? Bir hassadır. Nasıl bir hassadır? Nev'e özel, yani insan nev'ine özel bir hassadır ama nedir? Arazidir. İşte bu tanım feştemele tarifu, hemen failini yukarıya bağlayalım. Feştemele tarifu ale zati ve aradi. Tarif hem zati hem arazi iki unsurdan, beş tümelden zati ve araziyi ikisini birlikte içerdiği için bu resim oldu. Resimdir. Resimdir. Ve lizâ summiye tâmmen, aynı zamanda bu tarif resmi tam olarak isimlendirildi. Resmi tam olarak isimlendirilmesinin sebebi cinsi garibi içeriyor. Cinsi garip zati bir efendim unsurdur. Aynı zamanda hasa, yani arazı has ile bir tanım yapıldığı için de resim oluyor. Çünkü işin içine bir tasvir girdi. Gülmek, gülücü olmak görünür bir şeydir. Görseldir ve bir tasvirdir. Bu ifadeyle yapmış olduğumuz bu tanım bir resmi tam, yani bir tasviri tamdır. Nev'e özgü, yani gülücü olmak, gülme özelliğine sahip olmak insan nev'ini tasvir eden en tam resim, en tam tasvirdir. Başka hiçbir görsel, nesnel, objesel bir şeyle insan bu kadar resmi tam olarak tasvir edilemez. Bu açıdan resmi tamdır. Şimdi resmin aksa gelelim. Bakın, er-resmu nakıs. Ve'r-rabi'a er-resmu nakıs. Resmi nakıs da gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar, ve huve ta'rifu, bir tariftir. Nakıstır ama bir tariftir. Neyle? Bil-hassa. Bakın, bil-hassa. Nasıl bir hassa bu? Arazı has. Nev'e özgü bir araz. İşte dahik. Ama ne olarak? Vahdeha. Yalnızca. Yani diyoruz ki mel insanu.
insan nedir dediğimizde huve dahikun diyoruz. Ke tarifil insan bi dahik. Sadece bir arazı has ile yapıyoruz. Arazdır. Araz olunca resim olmak zorundadır. Fakat sadece arazla yapıldığı için, yani bir zati özellik tanımladığımız şeyin zatına yönelik bir özellik taşımadığı için ve nakıstır. Nakıstır, zati olan yok. Resimdir, arazi olanla yapılmıştır. Ve huve tarif, ama bir tariftir. Nasıl bir tariftir? Bir resimdir, bir tasvirdir. Arazı hasla yapılmıştır sadece ve nakıs bir tasvirdir yukarıdakine göre. Hayvanun dahikun tam bir tasvirdir. Sadece dahikun eksik bir resimdir. Gülücü olmak. Feştemele aler aradıyı fakat ve kâne nakısen. Sadece arazi olanı tanım, tarif, sadece arazi olanı kapsadığı için nakıs olarak isimlendirilmiştir. Şimdi böylece değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tarif konusunu, et-tarif, şimdi daha incelikli konulara gireceğiz. Dört unsur olarak gördük. Haddi tam, haddi nakıs, resm-i tam, resm-i nakıs. Evet, resm-i tam, resm-i nakıs. Bunları el-hattu tam, el-hattu naks, el-resmuna yapalım. Evet. Peki, bu tarif bahsinin asıl konularıydı. Şimdi gelelim bazı ayrıntılara. Bu başlık, değerli arkadaşlar, şöyle çerçeve için alalım. Bize bir kısım bir özetlemede bulunacak. Bazı hususlara dikkatimizi çekecek. Ve tarife benzeyen, tarif zannedilerek yapılan, kişinin tarif yaptığını zannettiği ama aslı resim olan, hem de resmi nakıs olan, ancak resmi nakıs kabilinden, min beyaniyedir burada, resmi nakıs kabilinden sayılabilecek, yani bir tanım, bir tarif olarak görecek olursak, resmi nakıs sayılabilecek bazı unsurları bize özetleyecek. Nemâziç minel resmi nakıs. Şimdi resmi nakısın bazı örnekleri, bazı resmi nakısa benzeyen tarif çeşitlerinden söz edecek. Peki nedir bu? Mantıkçılarımız bunları, bu sayacaklarımızın hiçbirisini mantıkta bir tanım olarak kabul etmezler. Bunlar daha çok belagatta, edebiyatta, cedelde, muğalatada vesairede kullanılan enstrümanlardır. Ama tanıma benziyor mu? Evet, resmi nakıs içinde mütalaa ederek mantık kitaplarımızda bunlara atıfta bulunur. Ve ileri düzey mantıklarda da bunlara hemen hemen hiç girilmez. Çünkü bunlar tanım ve tariften sayılmazlar. Mesela et-tarif bil misal. Örnek vererek, misal göstererek, bir misal zikredilerek tanımlamak. Şunun gibidir demek. Mesela, كَثِيرًا مَا نَجِدْ الْعُلَمَا يَسْتَعِينُونَ عَلَى تَعْرِيفِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ اَحَدِ اَفْرَادِهِ وَمَسَادِقِهِ مِثَالًا لَهُ. Bakın, şimdi burada, bundan sonraki okuyacağımız metinde, üzerinde duracağımız konular son derece önemli olduğu için, bu okuyacağımız metni de daha iyi anlamamızı sağlayacak. Müsaadenizle bir şema çizerek bunun üzerinden devam edelim. Şimdi elimizde bir fiil var. Bunu tanımlamak istiyoruz.
Şimdi bir x var. Ya bunu tanımlamak istiyorsak bu meçhul demektir. Yani bilinmiyor demektir. Tabiatı gereği biz bilinmeyen bir şeyi tanımlarız. Bilinen bir şey tanımlanmaz. Bu itibarla elimizde bir x var ve bunu tanımlamak istiyoruz. Şimdi bunu tanımlamak için de y'yi kullanıyoruz. Y'yi misal olarak kullanıyoruz. Misal. Şimdi x'i tanımlamakta y'yi misal olarak kullanıldığımızda bu y'nin ne olması gerekiyor? Malum olması gerekiyor. Ya y'nin bilinmesi gerekiyor. Peki dikkat buyurunuz. Bu y'nin bilinmesi için bu y nereden olması gerekiyor? Bu efradihi, bakın onun efradından, masadakından, yani olgusal, nesnel karşılıklarından birisiyle. İbareye dikkat edelim. Mantıkçıların bunu neden efendim tanım kabul etmediklerini görmek bakımından son derece önemli bir hususa dikkatinizi çekiyorum. Diyor ki, biz diyor çoğunlukla ulemayı bir şeyi tanımlarken o şeyin efradından, yani o şeye dahil. Efrat ne demek? O şeye dahil. X'i daha açalım. Elimizde bir X varmış. Bunun efratları var. Bunlar da efrat olsunlar. O şeyin efradından ve bu şeyin masadakından, yani o şeyin içeriklerinden, o şeyi karşılayan olgusallardan birinin zikriyle, bi zikri ahadi efradihi ve masadikihi. Ne olarak? Misalen lehu. X'in misali olarak. Bu y'yi. Bu y ne oldu? X'in efradı oldu. Efradından. Masadakından biri oldu. Masadak. Bundan biriyle. Peki. Ve hâzâ, işte bu duruma ma nusemmihi et-ta'rif bil misal. Böyle bir durumda efradından birinin misal gösterilmesiyle bir şeyin tanımlanması durumuna misalle tanımlamak. Misal verelim. Misal diyoruz ya, hani çok misal kullanarak tanım denir. Ve huve akrabu ila ukulil mübtedi'in. Bakın. Fi fehmil eşyai ve temyiziha. Şeyleri ayırt etmekte müptediin, yani öğrenciler, işe yeni başlayanlar, acemiler, konuyu bilmeyenler, yeni öğrenenler, ilk düzeyde bulunanlar, müstevel evvelde bulunanların akıl düzeylerine daha uygun olduğu için şunun gibidir diye bir misal verdiğimizde, bu bize bir misal ile tarif dediğimiz bir tanım ve tarif yapmış oluyoruz. Peki bu ne kadar tanım ve tariftir? Bunu şimdi müsaadenizle aşağıdaki cümleyi okuduktan sonra üzerinde duralım. Çünkü bu son derece önemli. Bizim ileride kelam kaynaklarına ve felsefe kaynaklarına ilişkin yapacağımız okumalarda bu bilgiler bize son derece lazım olacak. Özellikle mantığın cedelden ayrılması, kelamda mantıktan ziyade cedelin kullanıyor olmasını ileride konuştuğumuzda bu bilgilerin bizim için ne kadar önemli ön bilgiler olduğunu inşallah orada daha iyi görme imkanımız olacak. Şimdi diyor ki, وَالْتَعْرِيْهُ بِالْمِسَلِ, bakın bura çok önemli. Hatta bunu vurgulayalım müsaadenizle. Misal ile yapılan bir tarif, misal ile yapılan bir tarif, leyse kısmen hamisen li tarif. Bakın bu çok son derece önemli. Yukarıda tarifi kaça ayırdık? Dörde. Yani şu demektir. Beşincisi yok. Olsaydı zaten mantıkçılar beş şudur diyeceklerdi. Beşincisi yok tarif. Ama tarif diye ortada dolaşanlar var. İşte mantıkçıların
dışladı, mantıkçıların dışarıda bıraktı. Ama mantık dışındaki diğer ilimlerde, şiirde, hitabette, cedelde, mugalatada vesairede tarif yerine kullanılan, tarifmiş gibi kullanılan, tarif olarak zikredilen pek çok meseleler var. İşte bizim akademik camiada çoğu zaman karşılaştığımız temel sorunlardan birisi tarif konusu iyi bilinmediği için işte bu saymış olduklarımızı da tarif zannederek, tarifmiş gibi efendim kabul ederek mantıki tanım ve tarifin yerine bunları kullandığımızda karşımıza çok ciddi manada mantıksal sorunlar çıkar. İşte diyor ki bu beşincisi değildir. Bel huve minet tarif bil hassa. Eğer bu bir tarif kabul edilecekse arazı has ile yapılan bir tarif, yani bu olsa olsa bir resim olur. Bir tasvirdir. Niye? İşi gösteriyorsunuz, örneğini gösteriyorsunuz. لِأَنَّ الْمِسَالَ مِمَّا يَخْتَصُ بِذَٰلِكَ الْمَفْهُومِ. Çünkü verilen misal mefhuma özgüdür. İçeriye, şuna aittir, buna hastır. Yani dairenin içine özgüdür. Dolayısıyla hasayla yapmış oluyoruz. Ve böyle olunca da hasayla olunca فَيَرْجِعُ اِلَى الرَّسْمِ النَّاقِسِ. Evet. Onun efendim efradına feyerciu ile resmin nakıs. Nakıs bir tasvire. Kuş nedir diyorsunuz? Uçan bir şeydir. Bir sürü uçanlar var. İşte bak şu uçan gibidir diyorsun. O anda uçan kartal olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama uçma özelliği üzerinden bir benzerlik kurarak yaptığınızda, bir misal verdiğinizde bu bir tarif olsa bile resmi nakısın içinde değerlendirilebilecek bir tanımdır. Ve hiçbir zaman da mantıki bakımından beşinci bir tanım değildir. Bir resmi nakıs içinde değerlenebilir demektir bu. Çünkü soruna gelelim. Niye mantıkçılar bunu önemsememiştir? Mesela bu şiirde çok kullanılır, hitabette, cedelde vesairede çok çok kullanılır. Belagat ilimlerine girelim, bunlar belagatta çok kullanılır. Ama mantık belagat değildir. Onun için birazdan göreceğiz, mantık temsili, teşbihi vesaireyi içermez. O belagatın konusudur. Şimdi dikkat buyurunuz. X'i tanımlamak için X'in efradını kullanacaksanız aşağıda kısır döngüden söz edeceğiz. Bu döngüsel bir şeydir. Onun efradıyla tanımlıyorsunuz bir şeyi. Kendisinin efradı. Ve kendisinin efradıyla tanımlayabildiğimiz bir şey niye meçhulümüz olsun? Efradını zikrettiğimizde bizim için maluma dönüşen bir şey, efradını bildiğimizde ne kadar bizim meçhulümüz olabilir? Masadakını bildiğimizde. Efradını biliyorsak kendisini niye bilmiyoruz sorusu önemli. Teşbihte de buna benzer şeyler üzerinde duracağımız için teşbihi vurgulayalım ve devam edelim. Resmi nakıs içinde mütalaa edebileceğimiz şeyin ikincisi et-tarif bir teşbihtir. Biz tabii belagat değil konumuz. Belagat ilimlerini okuduğumuzda da bunların arasındaki nüansları belagatçılar tartışırlar. Niye temsil ayrı da teşbih ayrıdır? Çünkü orada bir misliyet var. Teşbihte misliyet aranır aranmaz meselelerine girdikleri için belagatçılarımız. Bu konu belagat açısından son derece önemli iki konudur, temsil ve teşbih. Ama mantık açısından baktığımızda bunlar olsa olsa ancak hem teşbih hem de temsil, ikisi de birlikte resmi nakıs olabilir. Daha ileri değil. Ancak resmi nakıs olabilir. Peki şimdi resmi nakıs üzerinden devam edelim. Teşbih ile yapılan tarif
benzerlik kuruyoruz. Bir benzerlik kuruyoruz ve bu benzerlikle bir tarifte bulunmuş oluyoruz. وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالْتَعْرِيفِ بِالْمِسَانِ Bu da az önce söylemeye çalıştığım gibi misaliyle yapılan, kendisine bir misal verilerek, misal gösterilerek yapılan tarife eklenebilecek bir şeydir bu. Neden? وَيَدْخُلُ فِي الرَّسْمِ النَّاقِسِ Çünkü bu da resmi nakısa dahildir. اَيْضًا اَتْتَعْرِيفِ بِالْتَشْبِيهِ Teşbih ile yapmış olduğumuz tanımlama da resmi nakısa dahil olduğu için bunu da aslında neye ilhak edebiliriz? Temsille yapılan, misalle yapılan yukarıdaki konuya ilhak edebiliriz. Yani bu da onun gibidir denebilir. Vahuva çünkü en yuşebbehe şey'u bir şeyin benzetilmesinden ibarettir. Elimizde bir şey var, bu benzetiliyor. Şimdi yukarıya atıfta bulunarak x var. Bunu bilmiyoruz. X'i bilmemiz için ne yapıyoruz? X benzetiliyor. X neydi? Meçhuldü. Bilmediğimiz bir şeydi. Bu bilmediğimiz bir şeyi bize bildirmek için onu bir şeye benzetiyoruz. Vel maksud, bundan maksat da şudur. Tarifuhu, bu şeyi bilinmeyeni tarif ediyoruz. Bir şeyin ahar, yine bir başka şeyle, yani y ile tanımlıyoruz. Bir başka şeyle tanımlıyoruz. Neden? Liciheti şebehin beynehuma aralarında bu iki şey arasında bir benzerlik bulunması cihetiyle veçhu şebeh diyoruz buna şeyde belagat ilimde veçhu şebeh benzerlik yönü aralarında bir benzerlik x ile y arasında bir benzerlik var benzerlik işte bu x ile y arasındaki benzerlikten hareketle biz ne yapıyoruz? Bilinmeyen x'i y'ye benzeterek. Y neydi? Malumdu, bilinendi. Y, elimizde bir y var, malum, biliniyor. X var, bilinmiyor. Ama x ile y arasında bir benzerlik var. İşte bu benzerliği kullanarak x'in bilinir haline gelmesini sağlıyoruz. Teşbih diyoruz buna. Bu bir görsel bir şey olduğu için resimdir. Resmin akıstır ama resimdir. Resme dahil ediyoruz bunları. Hatta değil, resme dahil ediyoruz ve dolayısıyla bir benzerlik kuruyoruz. Bu aralarındaki benzerlik bir şart gerektiriyor. Ala şartın en yekûnel muşebbehu bihi, bakın, ma'lûmen söyledim zaten, kendisine benzetilen, yani yeğenin biliniyor olması gerekir. Kim tarafından? İndel muhatap. Benzetilen kişi benzettiğimizi bilmelidir. بِأَنَّ لَهُ جِهَةُ الشَّبَهِ هَذِهِ Çünkü bu durum iki şey arasındaki benzerlik ilişkisidir. Bu benzerlikten hareket ederek tanım yapmaya kalkışıyoruz. Öyleyse muhatabımız bu benzerliği bilmesi gerekir. Onun için dün yeni başladığımız Cabiri derslerinde, yeni okumalarına, ileri düzey okumalara başladık Cabiri'de. Eğer dinliyorsanız orada göreceksiniz. Beyan meselesini işlerken beyanın açık ve seçikliği üzerinde durduk. Mesela belagatçıların Kur'an'da geçen bir ayet, galiba Zuhruf suresi de olacak diye hatırlıyorum. Şeytanların başlarının cehennemdeki zakkum ağacına benzetilmesini belagatçılar der ki, cehennemdeki zakkum ağacı bilinmiyor. Şeytanın başları da bilinmiyor. İki bilinmeyen üzerinden bir efendim şey yapılmıştır denilir. Pek itiraz edenler olmuştur. Oysa ayet, şeytanın başları ve zakkum ağacıyla ilgili teşbihi benzetmesi kültürel hafızadaki muhatapların nezdinde malum olacak diyor ya bakın. Kültürel hafızada
zakkumla ilgili efendim ne vardır? Bir bilgi vardır, bir bilinmişlik vardır. İşte bu bilinmişliğin üzerinden gerçekleşen bir teşbihtir bu. Ama dikkat edin, bu teşbih bir resimdir, tanım değildir. Mantık açısından bu bir tanım sayılır mı? Hayır, sayılmaz. وَمِثَالُهُ Mesela bunun misali uygulayalım. Misal önemli. Teşbihul vücud, bakın, varlığın bin nur, nur ile teşbihidir. Mesela diyoruz ki mel vücud, varlık nedir diye soruyoruz. Diyoruz ki huve nur. Aşağıda bunların üzerinde tekrar duracağız. Huve nur. O nurdur diyoruz. Işıktır. Varlık ışık gibidir. Yani bu bir teşbihi belidir aynı zamanda belagatta. Teşbih edatını da koyalım. Her düzeyde izleyicimiz anlasın. El vücud, varlık, ken nuri, ışık gibidir. Peki niye varlığı ışığa benzetti? Aralarındaki münasebet nedir? Ve cihetü şebehi beynehuma, varlık ile nur arasındaki ve çişebe, benzerlik yönü, enne kullen minhuma, bunların her birerleri, dikkat edin, varlık ve nur, her ikisi de zahirun binefsihi, bizzat görünürler. Işık, tarif bahsine girerken, tarifin tarifinin ne demek olduğunu anlatırken bunlar üzerinde durmuştum. Aşağıda birazdan daha detaylı durmaya çalışacağım. Ve bu hususlar ne kadar önemli olduğunu takdir edeceğinizi ümit ediyorum. Aslında bunlar tanıma ihtiyacı olmayan bedihiyattandırlar. Verilen misallerde sorunlar var ve bunları birazdan okuyacağımız metinde tekrar dikkatinizi çekerek altını çizmeye çalışacağım. Bedihiyattandır. Yani ne vücudun, varlığın tanıma ihtiyacı olur, ne de nurun, ışığın. Çünkü bunlar zahirun bi nefsihi, yani bizatihi açıktırlar, apaçık. Bedihiyat diyoruz bunlara. Bedihiyat tanımlanmaz. Tanıma ihtiyacı, la yahtacu ile tarif. Tarife ihtiyacı yok. Ama iki tarife ihtiyacı olmayan şeyi, nurun da ışığın da tarife ihtiyacı yok. Çünkü ışık zahirun bi nefsihi. Evet. Ve muzahirun, kendileri bizatihi açıktır, apaçıktırlar. Kendileri apaçık olduğu için de muzhirun li gayrihi, kendileri dışındakileri de açık hale getirirler. Muzhir, Cabiri dersinde bunu mübinle karşıladık. Mübin yaptık. Açık hale getirir. Onun için felsefede ve mantık derslerimizde bunlara bedihiyat diyoruz. A priori'dir bunlar. Vücut, nur, bunlar farklı bir denge geçelim. Müsaadenizle. Nur, ışık yani. Varlık bedihiyattır. Bunlara ilişkin bilgi a priori'dir. Yani ışığı bir tanımlamaya ihtiyaç görmeksizin tanımlayabiliriz. Geceyle gündüzü bilmek gibi bir şeydir bu. Dolayısıyla varlık da öyle. Varlığımızı, kendi varlığımızı ve diğer varlığı bedihi olarak biliriz. Tanımlamaya ihtiyacı yoktur bunların. Ama aralarındaki benzerlik nedir? Mesela bunu ileride, daha ileri bahislerde konuştuğumuzda, özellikle felsefe konularına girdiğimizde daha detaylı konuşacağız. Bedihi olanlar la yahtacu ile tarif. Tarife ihtiyaçları yoktur. Tarife ihtiyaçları yoktur. Bir şey, eşşey'u, bir şey ki, ellezi, la yahtacu ile tarif,
Evet. Bir şey ki tarife ihtiyacı yoktur. Fehuve o la yuarrafu. Tanımlanamaz da. Bir şey tanıma ihtiyacı yoksa tanımlanamaz demektir bunlar. Onun için bunu bu şekilde örneklemek doğru bir örnekleme değildir. Ve teşbih. Eğer bir resmin aksi olacaksa, bu resmin aksi olmadı çünkü. Müellifin verdiği örnek hatalı. Doğru bir örnek değil. Ama biz teşbihi yapalım. Bir teşbih örneği verelim. Ali aslandır diyelim. Aliyun esedun diyelim. Ve çüşşebeh ne? Cesarettir. Ali cesareti nedeniyle aslana benzetilmiştir. Görseldir, resmi nakıstır. Bu olur. Ama bu olmaz. Çünkü tanıma ihtiyacı olmayan bizatihi bilinen bedihiyat la yuarrıf, tanımlanamazlar. Neden tanımlanamazlar? Bunu biraz konuşalım. Dikkat buyurunuz. Bu neden tanımlanamaz? Farklı bir renge geçmek istiyorum. Neden tanımlanamaz? Çünkü tüm tanımlar onlara dayanır. Yani bunlar ilk bilgidir. İlk bilgi. Kendilerinden başladığımız ilk bilgidir bunlar. Yani bilinen bir şeydir. Bedihiyat ne demek? Zatıyla maruf demektir. Bilinen demektir. Bilinen tanımlanır mı? Tanım ne demek? Meçhulü bilmek demektir. Bilinir kılmak demek. E zaten biliniyorsa o tanımlanır mı? Onun için Tanrı tanımlanmaz. Neden? Çünkü Tanrı tüm tanımların tanımının dayandığı bir efendim kavramdır ve teistik argümanda Tanrı tanıma ihtiyacı olmayan apaçık olandır. Evet, felsefede bunları konuşacağız inşallah. Felsefi metinleri okumaya başladığımızda. Şimdi demek ki teşbih de bir tanım sayılabilir. Çünkü çok başvurulan bir durumdur. Ama daha çok dilseldir, belagatsaldır. Olsa olsa resmi nakıstır diye söyledik. Et-ta'rif bil kısme. Şimdi bir hususun daha üzerinde duralım. Bu hususunda bazı problemlerine işaret ederek geçeceğim. Ve çok daha önemli bir hususa müsaadenize geçeceğiz inşallah. Et-tarif bil kısme. Bölerek, bölümlerine ayırarak tanımlamak. Bu da yine resme efendim irca edilecek bir şeydir. Çünkü bölümlediğinizde bölmek. Mesela bir bütününüz var elinizde. Bunu bölüyorsunuz. Parçalara ayırıyorsunuz. A, B, C, D parçalarına ayırıyoruz. Sonra bu parçalarına ayırmış olmak, bu bütünü tanımlamak olmuş oluyor. Bütün var ve parçalar var. Bu dört parçadır deyince, onun dört parça oluşu onunla ilgili bir tanım vermiş oluyor. Bu mantıkta geçerli bir tanım mıdır? Hayır. Verdiği örnekte bunu gösterecek zaten. Bu olsa olsa bir resim olabilir. O da işte çok muteber değildir. Mesela vahuva tarif bir zikri aksam-ı şeyi. Bakın bu da bir tariftir ama bir şeyin kısımlarını zikretmektir. Ke en yukale fi tarifil kelime. Kelimenin tanımında dil bilimcilerinin yaptığı gibi. Enneha yani ey el kelime yenkasim ila selaseti aksam ismun ve fi'l ve harf. Bakın kelimeyi üçe böldük. İsim, fiil ve harf. Üçe böldük. Bu kelimeyi tanımlamış mı olduk? Hayır. Kelimenin üç kısımdan muhtevasında üç unsurun bulunduğunu söylemiş olduk. Bu olsa olsa resim olur. Ve resmi nakıstır. Bir tarif değildir. Neden tarif değildir? Şimdi asıl meseleye ve son derece önemli hususa geçelim.
Şurutu tarif. Bir şey ne zaman tarif olur ve bir şey ne zaman tarif olmaz? Hatırlayacak olursanız değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, tarif konusuna girerken bu hususun üzerinde durmuştum biraz. Çünkü ehemmiyetine binaen bazı zihinlerimizde kalan yanlışlara dikkat çekerek bunların düzeltilmesi gerektiğini, bu konulardaki ön bilgilerimizin ve ön yargılarımızın bir bilimsel süzgeçten geçirmesi gerektiğini söylemiştim. Şimdi burada müellif berhudar olsun, son derece önemli bir konuya girmiş. Tarifin şartlarına. Bir şey ne zaman tarif olur? Bir şey ne zaman tarif olmaz? Olursa ne kadar hat olur, ne kadar resim olur? Bunları görmemiz gerekiyor. Bu hususun önemine hatırlayacak olursanız, eğer dinlemişseniz, ki dinlemiş olmanızı beklerim. Çünkü bunları sırayla mutlaka dinlememiz gerekiyor. Nisebi Erbaa'da da dört nispette, dört ilişki ve alakayı ele aldığımız bölümde de dikkatlerinizi tanımla ilişkilendirerek çekmiştim. Şimdi bu hususun üzerinde müellif daha ayrıntılı duracak. Ben de inşallah daha ayrıntılı durmaya çalışacağım. El-garadu minet-ta'rif. Diyor ki, tariften amaç şudur. Niye bir tarif yaparız? Tarifin amacı nedir? Tefhimu mefhumil muarrefi ve temyizihi amma adahu. Çok önemli. El-muarref burada önemli. Bunu şöyle çizelim ve farklı bir renkle ayrıntılandıralım. El-muarref, tanımlanan. Bu tanımlananın X olduğunu yukarıda söylemiştik. Elimizde bir X var, onu tanımlamak istiyoruz. Bu tanımlama, yani tarif, bu tanımlama tarif bize neyi verecek? X'i ma'adahu. Bakın, X olmayandan temyizuhu ayırt etmemizi sağlayacak. Yani bir tanım yapacağız ki X'i öyle bir tanımlayacağız ki tanımladığımızda muhatap X'i X olmayandan ayırt edecek. Artık X onun için bir meçhul değil. X olmayandan farklı bir biçimde malum, bilinen olacak. Malum hale gelecek. Yani X'i X olmayandan ayırt etmiş olacak. Öyle bir şey ki bu tarif, o tarifi yaptığımızda X artık X olmayandan ayrışmış olacak. وَلَا يَحْسُلُ هَذَا الْغَرَضُ. Bu amaç illa بِشُرُوتِ خَمْسَ. Şimdi bunu vurgulayalım müsaadenizle, farklı bir renkle. Böyle bir durum ancak 5 koşulla sağlanır. Şimdi bu koşulu biraz daha anlayalım ve aşağıdaki maddelere el-evvelu diye bir diye başlayalım. Demek ki elimizde bir X var. Onu tanımlamak istiyoruz. Ve bu tanımı yaptığımızda bu tanımladığımız şeyin mefhumu, bu tanımladığımız şeyin mefhumu, içeriği o tanımladığımız şeyin dışındakilerden net bir biçimde ayrılması lazım. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? 5 koşulu var. 1. En yekune tarifu, bakın, tanım olmalıdır. Musaviyen lil muarrafi. Tanımlanana müsavi olmalıdır.
denklikten, misebi erbaadan, misebi erbaada bundan bahsetmiştik. Denk olmalıdır. Ne manada, birazdan ibareyi bitirince bu müsaviyenli muarref ifadesinden ne anlamamız gerektiğini arz edeceğim müsaadenizle. Fis-sıdkı doğrulamada, yani uygun olmada, mutabık olmada denk olmalıdır. Ey yani yecibi en yekun et tarif, tarif olmak zorundadır. Ne olmalıdır? Mani'an ve camian. Bakın birinci şart. Hani tarif efradını cami ayarını mani olmalıdır diyoruz ya. Onu yazalım. Efradını cami ayarını mani. Ve size hatırlarsanız tarif bahsine ilk girişte bunun tarifin bir tanımı olmadığını, şartı olduğunu söylemiştim. Bakın ilk şart olarak zikrettim Elif burada ise bunu. Bu bir şarttır, tanım değildir. Tarifin geçerliliğinin şartıdır. Bir tarif, tarif olabilmesi için mani'an ve camian olmak zorundadır. Yani efradını cami, ayarını mani olmak zorundadır. Şimdi bu tarifin şartıdır. Peki ne demek efradını cami ayarını mani? Şu şemaya yeniden dönelim müsaadenizle. Elimizde bir x'imiz var. X'imizi tanımlıyoruz. X'i tanımladığımızda x bizim için x olmayandan, bakın x olmayandan ayrışıyor. İşte x olmayan ayardır. X olanlar da camidir. Efrattır. Efradını cami. O zaman şöyle bir şey yapalım. X'i bir daire yapalım. X tanımlandı. Mefhumunda efradı burada toplandı. Efradını topladık. Peki dışarıda bir efradı kaldı mı? Hayır. Dışarıda tek bir efrat kalmamalı. Bu cami şartıdır. Cami şartı gerçekleştiğinde ne de gerçekleşmiş olur? Mani şartı da gerçekleşmiş olur. Çünkü bunlar birbirleriyle birbirlerini dikotomati olarak zorunlu gerektirirler. Cami gerçekleşirse mani de gerçekleşmiş olur. Eğer dışarıda bir efradı kalsa cami gerçekleşmez, mani de gerçekleşmemiş olur. Ya da içeriye x'e ait olmayan harici unsurlardan, yabancı unsurlardan biri dahil olsa o zaman yine gerçekleşmez. Çünkü cami olmamış olur. Engellememiş olur. Araya başkaları karışmış olur. Onun için bir tarifin cami ve mani olması son derece önemlidir. O zaman şimdi bu müsaviyen mevzuna, bil muarrefe gelelim denkliğine. Yani tarif öyle bir şeydir ki x'i tanımladığımızda sadece x'i tanımlamış oluruz. Yani x mefhumuna eşit olur. Sıdk. Uygunluk, mutabakat. Sıdkı mutabakat olarak, uygunluk olarak, karşılama olarak ifade ediyorum. X'i tanımlıyoruz ve X'in efradı cem ediyoruz. Bu efrat X'e mutabıktır. Ne fazla ne eksik. Bakın işte artı bir, eksi bir. Onun için üzerinde durdum. Dışarıda biri kalsa müsaviyen leh olmaz, gitti, tanım değil. İçeriye başka biri girmiş olsa gitti, tanım değil. Neden? Müsaviyen değil çünkü. Mani ve cami koşulu tarif için son derece önemli bir koşuldur. Diyor ki وَعَلَى هَذَا bu da لَا يَجُوزُ tarif bil umurul atiye. Bu söylemiş olduğumuz husus, yani mani ve cami olması ve tanımlanan şeyin muhtevasına mutabakatının müsaviliği, eşdeğerliliği, eşitliği konusu, bunu tanımlamalıyız müsaadenizle. Çerçeve için alalım. Çünkü çok önemli bir şey söylüyor müellif. Aşağıdaki
maddelerin her birerlerinde diyor, şu maddelerde her birerlerinde bu müsavilik ve manilik ve camilik koşulu gerçekleşmediği için Nisebi Erba'da konuşmuştuk bunları. Tarif gerçekleşmez, tarif olmaz. Aşağıdaki her bir durumda tarif olmaz. Peki konuyu netleştirelim. Elimizde bir x'imiz var. Tanımlamak istiyoruz. X ne çok? Y de tanımlayan, muarif. Bakın. X meçhul, Y'de tanımlayan, yani malum. Şimdi X'i neyle tanımlıyoruz? Yuarrefu bil e'ammi. Kendisinden daha genel olanla tanımlıyoruz. Buraya dikkat edelim lütfen. X'i tanımlıyoruz. Neyle? Y'yle. Koşulumuz neydi? X'e eşit olmalıydı. Müsaviyen lef olmalıydı. Tanımlayan, tanımladığımız şey tanımlanan ile denkliği olmalıydı. Ne artı ne eksi olacaktı. E'amla tanımladık. Yani Y genel. Şöyle resmedelim. Şu Y, X bunun içine girdi. Genelle tanımladık. لِأَنَّ الْعَامْ لَا يَكُونُ مَانِيًا. Bakın, mani değil. X olmayan bir sürü şey de girdi dairenin içine. Oysa biz mani şart arıyorduk. Demek ki bir şeyi kendisinden daha genel olanla tanımlarsak hangi şart eksik kalıyor? Mani şartı. İçine başka şeyler de girdi. Mani şartı kalktı. Mani şartı kalkınca tarif de gitti. كَتَعْرِفِ الْاِنْسَانِ بِاَنَّهُ hayvanun يَمْشِي. Bakın, yürüyen hayvan diye. Ala ricleyin. İki ayağı üzerinde yürüyen hayvan diye tanımlıyorsunuz. Bu olmadı. Niye? Fe inne cümlete minel hayavanat temşi ala ricleyin. Pek çok hayvanat iki ayağı üzerinde yürüyor. Bakın şu iki ayağı üzerinde yürüyen. Şu da insan. İnsan da iki ayağı üstünde yürüyor ama iki ayağı üzerinde yürüyen dünya kadar hayvan var. Ne oldu? İnsan o genelin içinde kayboldu. İnsanı neyle tanımlamış olduk? Amle. Yani arazi am ile. Arazi has değil, arazi amle tanımladık. Burada bu tanım gerçekleşir mi? Bu bir tanım mı? Hayır. Neden değil? Mani özelliği gitti. Mani gitti. Peki bil ahas bu sefer de tersi. X öyle bir şeyle tanımlıyoruz ki bu X onun içinden bir şeyle Y. Bu sefer de Y buna dahil. Onun içinden bir şeyle tanımlıyoruz. لِأَنَّ الْأَحَسْ لَا يَكُونُ جَامِيًا. Ahas da cami değil. كَتَعْرِفِ الْاِنْسَانِ بِاَنَّهُ حَيَوَانٌ مُتَعَلِّمْ. İnsan öğrenen canlıdır. Ya da daha önceki verdiğim misal verelim. حَيْوَانٌ شَعِرٌ. Şair canlıdır. Şair olmak ye, öğrenici olmak, müteallim olmak, ilim sahibi olmak özel bir durumdur. Tüm insanları kapsıyor mu? Cami mi? Hayır. Şair olmayan insan var, cahil olan, öğrenmeyen insan var. Öğrenim görmemiş insan var. Bakın bu sefer de cami şartı gitti. Tarif oldu mu? Hayır. كَتَعْرِفِ الْاِنْسَانِ بِاَنَّهُ هَيَوَانٌ مُتَعَلِّمٌ فَاِنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانِ هُوَ مُتَعَلِّمٌ. Böyle bir tanım insanların bütünüyle ilgili doğru kabul edeceğimiz, sahih sayacağımız, ona mutabık uygun olduğunu söyleyeceğimiz bir tanım oldu mu? Hayır. Öyleyse böyle tanımlanamaz. Üç. Bil mubayin, bakın orada da söylemiştik Nisebi Erba'da, tebayün. Yani X'i Y ile tanımlıyoruz. X'i Y ile tanımlıyoruz. Ama aralarında ne var? Hiçbir benzerlik yok. Aykırılık var. Aykırılık. Tebayün var. Mubayenet var. Ve ennel mütebayine la yasihhu sahih olmaz.
Hamlun, hamletmek. Hamlu ahadihima, pardon, alel ahar. İki farklı şeyin, mesela insan, taş. Bunlar mübayin mi? Evet. Özsel mübayin bunlar. Bunlar nasıl birbirine hamlederiz? Yani yüklem yaparız. İnsanu, el insanu hacerun ya da el haceru insanun diyebiliriz. Ona yükleyemeyiz, yüklem yapamayız. Ve la yetesadikan ebeda. Asla bunlar birbirlerine mutabık olamazlar. Asla bunlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde birbirlerini karşılayamazlar. Dolayısıyla tebayün de, mübayin olmak, aralarında aykırı olmak. İlgisiz olan şeyi bir tanım ve tarif konusu yapmak tarif değildir. Şimdi yukarıda hatırlayacağınız üzere en başa geçelim, el evvele geçelim, şurutu tarife geçelim. Birincisi, birinci şart, tarifin şartlarını konuşuyorduk. Birinci şart, tarifin tanımlanana uygunluğu, müsavi olmasını, mani ve cami özelliğini söylemiştik. Buna da üç aykırı durumu, yani umum husus mutlak, umum husus minvecih ve mübayene seviye erbağda bunları konuşmuştuk. Bunların tanıma aykırı olduğu ve buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Şimdi şartın ikincisine geldik. Şartu sani en yekune tarifu ecla mefhumen ve a'rafa indel muhatab minel muarraf. Bu cümleyi daha açık hale getirmek için bunları çizmeme izin verin lütfen. El muarraf tanımlanan neydi? X. El muarraf tanımlanan. Bir de neyimiz var? Tanımlayan, et tarif, tanımlayanımız var. Bu neydi? Y. Bu da muarrif. Bu tanımlanan, bu da tanımlayan. Şimdi dikkat edin. Diyor ki, tanımlayan Y, ecla daha açık, araf daha iyi biliniyor olmalıdır. Anlam itibariyle, muhatapça birine bir şey tanımlıyoruz ya, ya da kendimize tanımlıyorsak kendimiz için. Daha açık, daha biliniyor olmalıdır. Neden? X'ten. Çünkü elimizdeki X'i tanımlamaya çalışıyoruz demek ne demek? Burada bir kapalılık var demek. Kapalı, anlaşılmıyor. Öyleyse kapalı olanı açık olanla tanımlarız. Anlaşılmayanı anlaşılan ile tanımlarız. Yani meçhul malum ile tanımlanır. Ve illa böyle olmazsa şayet, yani tanımlayan ye tanımlanandan daha açık, daha bilinen olmazsa felayetim mulgarat, tarifin amacı gerçeklenmez. Min şerhi mefhumihi, tanımlananın anlamının açıklanması, açık hale gelmesine ilişkin tarifin garazı, amacı neydi? Tebiyindi, tavzihti, teşrihti. Bunlar gerçekleşmez. Fela yecuzu ala haza, işte bu durumda et tarif bil emreyn el atiyeyn. Aşağıdaki iki durumda bu şart gereği tanım gerçekleşmez. Şimdi vereceğimiz örnekler, üzerinde duracağımız husus son derece önemli. Diyor ki, bir tanımın gerçekleşebilmesi için yukarıda söylediğimiz, şurada tanımda ifade ettiği, tanımlayan tanımlanandan daha bilinir olmalı. Birisine, bir adamı, tanımadığı bir adamı anlatıyorsunuz. Tanımıyor, görmemiş hiç. Ali'den bahsediyoruz.
soruyor, merak ediyor. Ali nasıl biridir? Ya bizim, tıpkı bizim köyün, bakın teşbih temsile geldi. Bizim köyün muhtarı gibi. Adam sizin köyün muhtarını biliyor mu? Hayır. Ne oldu şimdi? Bir şey tanımlamış olduk mu? Hayır. Bakın. Dikkat buyurunuz. Az önceki müellif bunu fark etmedi. Biraz o varlık ve ışık misali konusunda bundan üzerinde durmuştum. Şimdi tanımlanan ile tanımlayan, X ile Y, yine buraya yazalım. X ile Y. Bu tanımlanan, bu da tanımlayan. Bunlar eşit olduklarında, yani X eşittir Y, ne de fiz zuhur açıklıkta vel hafa kapalılıkta. %50 %50. Aynı derecede açık, aynı derecede kapalıdırlar. Buna totoloji diyoruz felsefede. Bir şeyi kendisiyle tanımlamış gibi olursunuz burada. Yani aynı derecede ise niye onu diğerinin tanımlanması için kullanalım ki? Zaten o da aynı durumda. Hani kelin tarağı olsa başın tarar hesabı. Pardon, saçı olsa başın tarar diye söylenen sözde olduğu gibi. Mesela ke tarifil fert. Tek nedir diye tanımlıyoruz. Tek nedir? Tek. Bakın. Tek X. Bilinmiyor. Adam teki bilmiyor. Şimdi buna tekin ne olduğunu tanımlayacağız. Neyle tanımlıyoruz? Adedün bir sayıdır diyoruz. Tanımlıyoruz. Sayıdır. Tek bir sayıdır. Yen kusu aniz zevç bi vahid. Çiftten biri çıkarırsak, yani eksi bir eşittir tek. Bakın. Fe inne zevç leyse avdah minel fert ve la ahva indel muhatap. Teki tanımladığımız kişi için çift de tek kadar kapalı ya da biliniyorsa açıktır. Teki bilen zaten çifti biliyordur, çifti bilen teki biliyordur. Kapalıysa da teki bilmiyorsa çifti de bilmiyordur. Öyleyse teki tanımlayarken çifti kullanamayız. Neden? Adam çifti de bilmiyor çünkü. Belhuma mutesaviyan fil ma'rife. Kişinin bilgisinde tek ve çift sözcükleri, çünkü sözcük eşdeğer olarak kapalı olduğu için bir kapalı yine kapalıyla tanımlanamaz. Yani tek çiftten bir eksiltmektir. Bir eksi. Çift eksi bir eşittir tek diyemeyiz. Tanım değildir bu. Evet. Demek ki denk olanlar, kapalılıkta veya açıklıkta birbirleriyle denk olanlar birbirlerinin muarrifi, tanımlayıcısı olamazlar. Ne X, Y'yi tanımlar, ne Y, X'i tanımlar. Eğer bunlar biliniyorsa ikisi de malumdur zaten, tanıma ihtiyacı yok. Bilinmiyorsa birbirleriyle tanımlanamazlar. Bir üçüncü elemana muhtaç demektirler bunlar tanımlayabilmek için. Birbirleriyle tanımlanamazlar. Çünkü birbirleriyle tanımlanmaları zaten biliniyorsa tanıma ihtiyacı yok. Bilinmiyorsa ikisi de kapalıdır. İkisinin de tanıma ihtiyacı var demektir. İkisi de tanımlanmalıdır. Tanımlayıcı olamazlar. Evet. İki. İkinci husus. Ahfa marifeten. Bakın. Evet. Bunları görselleyelim. Çünkü görsellemek çok önemli. Malumunuz bu konularda. Elimizde X var. X neydi? Bir de Y var. Tanımlamak istiyoruz. X'i tanımlamak istiyoruz. Neyle tanımlayacağız? Y ile. Ama
Öyle bir tanımlıyoruz ki y x'ten daha kapalı. Keşke hiç tanımlamasaydım. İyice kafam karıştı. Hani bazen öyle olur ya. Bir şey izah ederiz, misal veririz. Ya keşke bu misal vermeseydim. İyice tümden kafam karıştı. Evet. Niye? Çünkü verilen misal, kendisine misal verilen şeyin daha açık, daha vazıh hale gelmesini sağlamıyorsa, bu bir tanım değildir. Bir meçhulü malum kılmaz. Bakın. Ketarifün nur, bakın geldi şimdi. Ketarifün nur. Işığı tanımlıyorsunuz. Neyle? Bi ennehu kuvvet. Bir güç olarak, enerji, bir güç olarak tanımlıyorsunuz. Işık bir enerji, bir güçtür diyoruz. Peki neye benzetiyoruz? Tüşbihu el vücud. Vücuda benzetiyoruz. Bakın yukarıda eleştirdiğim şeyi kendisi burada ifade ediyor müellif. Bunu fark etmemiş. Nasıl fark etmediyse. Evet. Işık nedir dediğinizde vücut, varlık enerjisi gibi, varlık gibi bir şey diye benzeterek söylüyorsunuz. Ama bu yaptığın tanım ışıktan daha kapalı oldu. Daha ahva oldu. Ama bence bu misal de çok uygun bir misal olmamış. Çünkü az önce de söylediğim gibi en nur el vücut bedihiyattan olduğu için bunlar la yahtacı ile tarif, la yahtacan ile tarif. Tarife ihtiyaç duymazlar. Ama ilkesel olarak bir şey kendisinden daha kapalı bir şeyle tanımlanamaz. Daha kapalı olan bir şeyle tanımlanamaz. Evet. Bunun pek çok örneğini düşündüğünüzde bulabilirsiniz. Çok fazla hayatımızda karşılaştığımız şeylerdir. Elimizde bir bilinmeyen var. Bilinmeyeni yine bir bilinmeyenle efendim ne yapıyoruz? Tanımlamaya kalkıyoruz. Bu hatta daha bilinmeyenle tanımlamaya kalkıyoruz. Bu doğru değil. Evet. Üçüncüsüne geldik. Şimdi vurgulayalım. Es-salisu 3. Tanım şartlarında. Bu üçüncü şart da son derece önemli. Diyor ki bir tarif ella yekune tarifu, tarif olmamalıdır. Ne olmamalıdır? Aynel muarref, tanımlananın kendisi olmamalıdır. Fil mefhumi, içerik itibariyle, anlam itibariyle kendisi olmamalıdır. Ke tarifil hareketi bil intikal vel insan bil beşer, tarifen hakikiyen. Bunun üzerinde duracağım, onu vurgulayayım müsaadenizle. Felsefe okumalarımızda bize çok lazım olacak bu tarifen hakikiyen. Bel yecibu tagayyuruhuma, bunların birbirinden ayrı olmaları gerekir. İmma bil icmal ev bit tafsil kema fil haddi tam ev bil mefhum kema fit tarifi bi gayrihi. Haddi tamda onu bir kendisinin dışında başka bir şeyle tanımlada olduğu gibi gerek icmalen gerekse tafsil bakımından mücmel olacak ki mufassalla onu tanımlayalım. Bir yönüyle onu tanımlayan bir mugayeret, tagayyuruhuma, mugayeret, farklılık olacak ikisi y arasında. Onun için dikkat ederseniz burada hep şunu söyledik. Elimizde bir x var, onu y ile tanımlıyoruz dedik. Şimdi bu üçüncü şartta elimizde bir x var, x'i yine x ile tanımlıyoruz. Mefhum bakımından o da x. Buna felsefede
yetkin tanım denir. Yetkin tanım. Ve özdeşliktir. Özdeşlik yetkin tanımdır ve yetkin tanım en ileri düzey tanımdır ve içeriği boştur. Hiçbir bilgi değeri yoktur. Bilgi vermez. Tanrı tanrıdır dediğinde, Tanrı'yı yine Tanrı'yla tanımladığımızda ya da lafzı değiştirelim, Allah Tanrı'dır, Tanrı Allah'tır demek arasında bir fark yok. Örneklere de döneceğim. Bu totolojidir. Bir şeyi kendisiyle tanımlamak. Bir şeyi kendisiyle tanımlamak. Hiçbir bilgi içeriği yoktur. Ama hiçbir tanım da onun kadar yetkin değildir. Bir şey neyse odur. Bir şeyin en yetkin tanımı budur. Bir şey neyse odur. En yetkin tanımdır ve hiçbir bilgi içeriği yoktur ve tanım totolojidir. X, X'tir dediğimizde en yetkin tanım budur. Çünkü mani, cami hakikaten budur. Ama bilgi vermez. Onun için tanım yetkin olmamalıdır. Hani Aristoteles'e isnat edilen hiçbir tanım tam değildir sözü var ya, işte Hazret'in kastettiği şey budur. Yani totoloji olmayan tanımlar. Yetkin tanım bizim bu haddi tam, haddi nakıs, resmi tam, resmi nakıs yetkin tanım değildir. Yani totoloji değildir. Bilgi içerir, bilgi verir. Bilgi verecek bu analitik felsefeyle ilgili okumalarımızda ileride inşallah bunları konuşacağız. Bilgi içeriği olması bakımından, bilgi değeri bakımından, bilgi vermesi bakımından ne olması gerekiyor? Bir şeyi kendisiyle, mefhum ve içerik itibariyle kendisiyle tanımlayamayız. Mesela hareket nedir? Mâzel hareke, hareket nedir? El hareke hiye el intikal, bir şeyin bir yerden hareketidir, intikaldir. El ey, iyi de el hareke, el intikal aynı şeydir, totolojidir. İnsan nedir? Hu el beşer. Ne oldu şimdi? Aynı şeyse, insan insandır demek gibi. Yani özne ile yüklemin aynı olması demektir totoloji. El insanu insanun. İnsan değil de farklı bir efendim eş anlamlı sözcük getirmişsiniz de beşer demişsiniz. Ne fark edecek? Bir şeyin öznenin de yüklemin de aynı olmasına diyoruz. Yetkin tanım ve tarifen hakikiyen. Evet. Başkasıyla. O zaman x x'le değil, x y ile tanımlanabilir. Biz tariften bunu kastediyoruz. X'i X'le tanımlama değil. X'i Y ile tanımlamayı. Mugayyeret. Evet. Errabi'u dördüncüsü bitiyor. Yoruldunuzu biliyorum. Az kaldı. Bitecek. Hamis de var. Az kalmış. Evet. Biraz daha sabrınızı istirham ediyorum. Benim uzun derslere gerçi biraz alıştınız. Evet. Bir tanım Errabi'u en yekûne tarifu hâliyen minet devr. Bakın. El devr, döngü demektir. Döngü. Döngüsellik. Döngüsel olmamalıdır. Döngüsellikten hali olmalıdır. Hâliyen minet devr. Yani elimizde x ve y var. X neydi? Meçhul. Y neydi? Malum. Normalde ne yapıyoruz? Malum olanı, meçhul olanı tanım için kullanıyoruz. Şimdi öyle bir durumdayız ki Y'yi tanımlayabilmek için X'e muhtacız. X'i tanımlamak için de Y'ye muhtacız.
Buna devir denir. Zaten Y kendisi tanımlanmak için de X'e muhtaçsa X'i nasıl tanımlayacak? X tanımlanmak için Y'ye muhtaçsa Y'yi nasıl tanımlayacak? Bu yumurta mı tavuk mu meselesinde olduğu gibi. Hani her şeyi bir yaratan varsa Tanrı'yı kim yarattı saçmalığında da olduğu gibi, değil mi? Devir. Onu da falan Tanrı yarattı. Deyince peki onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Yaratan yaratılan ilişkisinde de. Aristoteles'te felsefede bunları inşallah metinlerini okurken göreceğiz. İlk bilgi ilim konusunda da biraz konuşmuştuk. İlk bilginin ne olduğunda. Değil mi? Bedihiyat. Bedihiyat nasıl biliniyor diye bir soru saçmadır. Çünkü o da nasıl biliniyor olursa devir lazım gelir. Ve suretü devir, döngüselliğin formu, fi tarif, tanımda döngüsellik. En yekûne tarifu meçhûlen fi nefsihi. Tarifin bizzat kendisinin bilinmeyen olması demektir. Yani la yurafu veya yuarrafu illa bil muarraf. Ancak bir bilinenle, bir tanımlanmış olanla bilinmesidir. Ve beynema ennel maksud minet tarif, bizim daha önce de üzerinde durduğumuz üzere tariften amacımız neydi? Huve tefhimul muarraf. Tanımlananın anlaşılmasıydı. Neyle? Bir vasıtati tarif. Tanım vasıtasıyla muarref anlaşılacaktı. Bu meçhuldü. Onu biz tanımlıyoruz. Böylece malum hale geliyordu. Ve ile tarif fil vakti nefsihi. Ama tarifin bizzat kendisi tarife muhtaç olursa innema yufhemu bi vasıtatil muarref. Yani Y ancak X ile anlaşılıyor olursa yufhemu bi vasıtatil muarref. Muarref neydi? X. Muarrif ne? Y. Tanımlayanımız Y. Ama Y ancak X ile anlaşılıyor. X'e muhtaç. Feyenkalibül muarref. O zaman neye dönüştü iş? Tanımlanan tanıma dönüştü, tanımlayana dönüştü. Feyenkalibül muarrefu tarifen. Biz Y'yi ve X ile anlayabiliyorsak artık Y tanımlayan değil, tanımlanana dönüşmüş oldu. Bu sefer X tanımlayana dönmüş oldu. Hani biz X'i tanımlayacaktık? Ne oldu? İşte eddevru devir. Devir. Kısır döngü diyoruz ya, döngü meydana geldi. Evet. وَهَذَا مُحَالٌ. Bu muhaldir. Neden? Çünkü لِأَنَّهُ يَعُولَ اِلَا اَنْ يَكُونَ شَيْءُ مَعْلُومًا. Bu bir şeye dönüşmektir. Bir şeyin dönüşmesidir. Maluma dönüşmesidir. Bir şeyin malum hale يَعُولُ اِلَا اَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. Malum hale dönüşmesidir. Neden önce? قَبْلَ اَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. Yani tanımlanmadan, daha tanımlanmadan malum olmasıdır. Niye? Çünkü tanımlayanı onunla tanımlamaya başladı. Yani elimizde bir X var, onu tanımlamak istiyoruz. Y ile de tanımlayalım diyoruz ama Y'yi tanımlamaya kalkınca X ile tanımlıyoruz. Devir. Ev ila en yetevakkafa şey'u ala nefsihi. Ya da bir şey
tatolojide olduğu gibi kendisine bağlı, kendisiyle tanımlanan, kendisinin kendisini tanımladığı bir şeye dönüşür. Mislu tarifu şems, güneşi tarif etmek gibi. Ve ennehu kevkebun, bakın güneşi tanımlıyoruz. Bir yıldızdır. Yatla'u finneher, gündüz doğar. Gündüz ortaya çıkan yıldızdır diye tanımlıyoruz. Peki, iyi de nehar ne? Ve nehar la yu'arrafu illa bişşems, güneş olmadan gündüzü tanımlayabilir miyiz? Bir kimseye gündüz nedir? Güneşin olduğu vakittir diyoruz. Güneşin doğduğu, güneşin var olduğu vakittir diyoruz. İyi de adam güneşi bilmiyor. Bakın güneş. Güneşi bilmiyor. Bu da gündüz. Güneşi bilmiyorsa gündüzü de bilmiyor demektir. Güneş gündüz var olan dediğimizde gündüzü de bilmiyor adam. Peki gündüz nedir? Güneşin var olduğu zaman dediğim zaman. İşte devir dediğimiz şey budur. İz yukal, çünkü fi tarifihi ennehar zamanun, gündüz nedir? Bir vakittir. Tatlu fihi şemsu, İçinde güneşin doğmuş olduğu, güneşin var olduğu vakit demektir. İçinde güneş geçti. Adam da güneşi bilmiyor. Biz adama güneşi tanımlayacağız. Dolayısıyla ne neharı şemsle ne şemsi neharla tanımlayamayız. Çünkü biri birini gerektiren döngüsel bir şeydir. Birbirlerini tanımlamada kullanılamazlar. Döngü, teselsül diyoruz ya. Devru et teselsülü. Teselsül gerekir, döngüsellik gerekir ve döngüsellik tarife manidir. Bitiriyoruz. Vel hamis, beşincisi. Beş tane tanımın koşulu vardı. Beşincisi. En yekûne el-elfâz el-mustâmele fit-tarif nâsi'a vâzi'a la ibhâme fîhye. Bakın bu çok önemli bir şey. Şartların içerisinde son derece önemli bir şey bu. Son şartımız. Tarifte kullandığımız lafızlar bahsini onun için ele aldık. Mesela Aristoteles'te kategorileri incelediğinizde, baktığınızda görürüz ki önce lafızların mahiyetlerine ilişkin bir mukaddime yapar. Neden? Çünkü her lafzı tarifte kullanamıyoruz. Tarifte kullanılacak lafızlar ne olmalıdır? Nasi'a vadaha. Gayet açık, net olmalıdır. Öyleyse, dikkat edin. Nasi'a vadaha aynı şeydir. Şart. Önemli bir şarttır. Kapalı, mücmel, hafi. Çok anlamlı, eş anlamlı, mecazi anlamlar, bunlar belagatı ilgilendiren konuların hiçbirisi mantıkta tarif için uygun ifade, lafızlar değillerdir. Bu itibarla mantık tek anlamlılıkla ilgilenir, anlamı teke indirir. Onun için külliler meselesine girdi, lafızlar mevzunu ele aldı. Külli cüz'i mevzular üzerinde durduk. Açık olmalıdır. La ibhame fiha. Mantıkta kullandığımız lafızlarda müphemlik olursa bu tanım olmaz. İşte benim Taha Abdurrahman eleştirilerimi şayet dinlemişseniz, değerli üstada getirdiğim eleştirilerimin en temel ilkesi bu beşinci koşuldu. Felsefi iddialarınızda kullandığınız argümanların içinde yer alan
ıstılahlar, kavramlar çok müphem, açık değil. Bu müphemlik giderilmediği sürece tanım değildir. Tanım olmadığı sürece kavram değildir. Kavram olmadığı sürece bir argüman teşekkülüne izin vermez. Argüman değildir. Değerli izleyenlerim, sevgili öğrenciler, tarif bahsini çok şükür bitirdik. Gördüğünüz üzere ne kadar önemli hususların üzerinde durduk. Lütfen bu konuları dikkatlice dinleyelim, dikkatlice notları alalım ve bunları unutmayacak bir şekilde tekrar tekrar gözden geçirerek zihnimize nakşedelim ki bunlar, bu dersler bize sınavlarda çıkacak soruları cevaplama dersleri değil, akademik bir hayatta yazacağımız makalede, tebliğde, kitapta ve tezlerde bu meselelerin ne kadar önemli ve hayati olduğunu uygulamada yazarken ve bir düşünceyi, bir fikri ortaya koyarken ihtiyaç duyduğumuzda daha iyi anlayacağız. Efendim, bir sonraki dersimizde inşallah bölüm kısmı konusuna geleceğiz. Çok önemli, bunu da duracağız. Buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.